Burdurlular Halk Arenası'nın ikinci bölümüyle canlı yayında tekrar huzurlarınızdayız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Benim yayın başlarken sosyal medyada paylaştığım "Neden Hayır Çünkü" başlıklı tagimiz şu anda Twitter'da 3. sırada. Ayrıca Halk Arenası da Twitter'da en çok paylaşılan, yani sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında. Ben giderek bunun daha da tırmanacağına inanıyorum, daha da yükseleceğimize inanıyorum. Zaten Halk Arenası yayınlandığı tüm gecelerde tüm haber kanallarını geride bırakıyor. Çünkü sadece biz haber veriyoruz, malum kanalların çoğu reklam yapıyor. Neyin reklamı? İktidarın reklamı, gücün reklamı. Oysa biz sadece sizlerin gerçekleri öğrenme hakkınıza hizmet ediyoruz. Başka bir amacımız yok. Şimdi Sayın Özgür Özel'le başlayalım. Daha önce sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıldı. Araştırma şirketlerinin bir bölümü bunu dile getirdi. Ben de uyarılarda bulundum. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Aytun Çıray bir iddia ortaya attı. Demişti ki son dönemde, yani sandığa gitmeye çok az kala, böyle manipülatif anketler piyasaya sürülecek. Evet oyu olduğundan çok daha güçlü gösterilecek, yüksek gösterilecek ve böylece hem hileye bir zemin hazırlanacak hem de hayırcıların sandığa gitme eğilimleri düşürülecek, engellenecek, kırılacak. Dolayısıyla bugün beklenen gelişmeler oldu. Bir anket şirketi hakikaten tüm diğer kamuoyu araştırma şirketleri yetkililerinin de böyle bıyık altından gülerek değerlendirdikleri bir sonuç yayınladı. Ben örneğin size Akam Araştırma Şirketi Başkanı Sayın Kemal Özkiraz'ın bize gönderdiği mesajı paylaşmak istiyorum. Diyor ki, sizinle son konuşmamızda birkaç program önce bir açıklama yayınlamıştık onun ağzından, Merzifon'da. Son 2-3 gün içerisinde inanılmaz oy oranlarıyla evet için manipülatif anketler yayınlanacağını söylemiştim. Bu 2 gündür yayınlanan abartılı evet anketleri size bahsettiğim hiçbir kıymeti olmayan, sadece hayırcı seçmeni sandığa gitmekten vazgeçirmeyi amaçlayan o anketlerdir. Ancak bu kez halkı sandıklardan uzaklaştıramayacaklar. Bu sefer başaramayacaklar. Akam olarak yaptığımız işten eminim. Çünkü o %53 küsür oranında hayır çıkacağını açıklamıştı ve bunda da ısrarcı oldu. Yine meydan okuyorum. Evet çıkarsa bu şirket, yani Akam, yani Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi kapanacak. Bakın bu kadar iddialı konuşuyor. Diyor ki onlarca çalışanı olan şirketimi evet çıkması halinde kapatacağım diyor. Peki hayır çıkarsa diğerleri ne yapacak? Halkımızdan da eminim herkes sandığa gidecek ve o sandıklardan hayır oyları taşıyacak. Sandığa gitmemek yok, tapuyu kaptırmak yok. Şimdi sevgili Burdurlular, sevgili Burdurlular, çok önemli bir uyarıda bulunacağım. Ne bu manipülatif anketler sizin moralinizi bozsun, sandığa gitme eğiliminden vazgeçirebilsin, ne de efendim mutlaka hayır çıkacak, o halde benim gitmeme gerek yok rehavetine sizi asla kaptırmasın. Hayatımızın en önemli yurttaşlık görevlerinden birini çocuklarımızın, torunlarımızın ve cennet vatanımızın, güzel Türkiye'mizin geleceği için pazar günü yerine getireceğiz. Bu görevde sandığa mutlaka gitmek, oy vermek ve sonuna kadar oyumuzun sahipçisi çıkmaktır.
sahipçisi olmaktır. Evet, oyumuzu kaderiyle baş başa bırakmayacağız. Özellikle sandıklar açıldıktan sonra ıslak tutanak imzalanıp bir yere asılınca onun fotoğrafını alacağız. O fotoğrafı daha sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun resmi sonuçları açıklamaya başlamasından sonra onun internet sitesine girip oradaki resmi rakamlarla karşılaştıracağız. Eğer bir çelişki varsa, bir eksiklik görüyorsak resmi sonuçlardaki hayır oylarında, o zaman derhal barosunu ve parti yetkililerini arayıp durumu söyleyeceğiz. Onların müdahil olmalarını sağlayacağız. Aman lütfen bunu unutmayalım. Ayrıca bizim tek başımıza gitmemiz de belki yetmez. Bir oy bir oydur. Bir oy bazen seçim kazandırır. Biz bir düğün yaptığımızda, çocuğumuzu evlendirdiğimizde, oğlumuzu, kızımızı, hangi dostlarımızı çağırıyorsak şöyle bir gözümüzün önünden geçireceğiz. Bugün tezi yok. Onları arayacağız. Onların içinde evet demesi muhtemel, nazımızın geçtiği dostlarımızı kırmadan, incitmeden, rencide etmeden, ikna ederek sandığa götürüp mümkünse hayır oyu vermelerini sağlayacağız. Zaten programın ilerleyen dakikalarında ekrandan ben ve sevgili kardeşim Yılmaz Özdil açıklamalar yapacağız. Onu bir reklam olarak değil, bir program olarak seyredeceksiniz zaten. Çok çarpıcı açıklamalar. Ben şimdi sözü Sayın Özgür Özel'e bırakıyorum. O konuştuktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış arkadaşın ve Gezici Araştırma Şirketi sahibi Murat Gezici'nin de bazı mesajları var. Çok çarpıcı mesajlar. Onları paylaşacağım. Şunu açıklıkla ifade edelim ki Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı, önüne sandık konup da vereceği en kritik karar bu pazar. Bu pazar öylesine kritik ki eğer sandıktan hiç tahmin etmiyoruz, hiç yakın yere koymuyoruz ama Allah muhafaza evet oyu çıkacak olursa sistemde, rejimde yaratılacak tahribatı onarmak hepimiz açısından çok güç olacak. Elbette bırakıp da memleketi gidecek değiliz. Elbette mücadeleyi bırakacak değiliz. Ama çok zor olacak hepimiz için. Türkiye ağır bedeller ödeyecek, maddi manevi. O yüzden en kolayı bu pazar günü sandığa gidip gitmeye şüphesi olan %10'luk o kesimi bulup, ikna edip, koluna girip, yol parası yoksa yol parasını karşılayıp, aracınla götürüp, belki evinden sandalyede, tekerlekli sandalyede indirip, taşıyıp, sandık başına getirmek, inanın askerlik görevi kadar, inanın kazandığın gelirden vergi vermek kadar kutsal ve önemli bir vatandaşlık görevi. Türkiye çok kritik seçimleri geldi geçirdi. Hatırlayın, Cumhurbaşkanlığı seçimi vardı. Aslında namuslu, dürüst araştırmacılar ilk turda iki adayın da salt çoğunluğu sağlayamayacağını söylüyorlardı. Ama Cumhurbaşkanlığı seçimine iki gün kala, aynı bugün, birileri çıktı ve adaylardan biri adına Recep Tayyip Erdoğan için %59,5 oy alıyor diye açıkladı. Türkiye'de yer yerinden oynadı. Herkes bunu konuştu. Ve aslında ona oy vermeyecek çok sayıda seçmen nasılsa kaybedildi diye Uğur Bey'in büyük bir tecrübeyle, büyük bir hassasiyetle üstünde durduğu konuda olduğu gibi yılgınlıkla oy vermeye gitmedi. Sandıklar açıldı %51,5. Aslında %48-47, evet. Ve ikinci tur olsa çok başka şeyler olabilir. Evet. Ama başka bir tercihte bulunacak seçmen gidip de oy vermediği için geçerli oyların
%51'ini aldı. Şimdi Gezici Araştırma Şirketi'nin başkanı Murat Gezici diyor ki, o Cumhurbaşkanlığı seçiminde aynı şirket bugün %91 oranında katılım olacağını söyleyen aynı şirket, o günde sandığa gitmeyenlerin %8'i ancak bulacağını söylüyordu ve gerçekte sandığa gitmeme oranı %24,5 çıktı. Evet. Orada da bir manipülasyon söz konusu. Eğer o %24,5 sandığa gitmiş olsa Sayın Erdoğan %53 ile ilk turda seçilemeyecekti diyor. Tabii %44'te kalacaktı. Evet. Ve iş ikinci tura kalacak. İkinci tura kalacaktı. Bambaşka şeyler olabilecekti. Bugün bir tane amaç var. Rakam istiyorsanız şu. Bizdeki veriler, bizim güvendiğimiz 2-3 şirket 51'e 49, 52'ye 48 hayır önde diyor. Saraya yakın. Saraya yakın Adalet ve Kalkınma Partisi ile düzenli çalışan 4 şirket 51-49, 52-48, 53-47 gibi rakamları evetleyini açıkladılar. Ortalamaları 51,5'a 48,5. Bu anketlerde %2-2,5 hata payı var. Her iki tarafta diyor ki 51-49 böyle de olabilir, böyle de olabilir. 4 şirket böyle diyor, 3 şirket böyle diyor. Şimdi burada bugün bir şirket, tek başına bir şirket ama bundan 60 gün önce daha hiçbir şey ortada yokken evet %60'ı geçer diyen Sabah gazetesine manşet olan o şirket, Takvim gazetesine bütün kararsızlar sonuçta evet verir diye manipülasyon yapan o şirket bugün akşamüstü demiş ki %61,5 evet çıkacak. Şimdi kendisi dışında bütün AK Parti'ye çalışanların bile 51 bulduğu şeyi 62 buluyor. 61 buluyor. Ve burada yapılan iş aynı şey. Eyvah, yine mi kaybediyoruz? Gitmeyeyim oylamaya. Aman, bu hissi yaratmaya çalışıyorlar. Bakın, o şirketin yöneticisi sahibiyle yazıştım bugün. Dedim ki, hata payı %2. 61'den 2'yi düş 59'a kadar seni kurtarır. Ama 59'un altında bir sonuç çıktığında bugün gerçek dışı beyan verdiğin, manipülasyon yaptığın, seçime katılımı düşürmeye çalıştığın ortaya çıkar dedim. Ve pazartesi günü dedim ki ben sizi arayacağım, ben aramazsam siz beni arayın. Çünkü bu yüzleşmeyi yapmak zorundayız. Size inandığım bütün değerler üzerine, sözümün değeri olan herkese yeminle, inançla, namusum, şerefim üzerine söylüyorum ki 51-49, 52-48 dışında iki taraf için kim anket açıklıyorsa manipülasyon yapıyor, yalan söylüyor. Bravo. Şimdi burada Barış arkadaşın, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın İyi arkadaşın mesajını okumanın zamanı geldi. Aynen şöyle diyor. Ben isim vermeyeceğim, o zikretmiş. O kişi kamuoyu araştırmacısı değil, kamuoyu oluşturmacısıdır. Başbakan Binali Yıldırım'ın isteği üzerine tam 3 aydır İzmir'e kamp kurmuş ve AKP Saray evet için PR çalışması yapmıştır. Kamuoyu araştırması yapmak yerine evet lehine kamuoyu oluşturmak için görev üstlenen bu kişi AKP'lilerle bir pastanede yaptığı görüşmenin detaylarını açıklamak zorundadır. Hangi anlaşmayı yaptığını
açıklama mecburiyeti vardır kendisi için. Bu son açıklama onun görevinin bir parçasıdır. Görevi referandum gecesi de yandaş televizyon kanallarında devam edecek. Bu yüzden onun yaptığı hiçbir açıklama ciddiye alınmamalı. CHP'li başkanlara telefonda evet %45, hayır %55 diyen bu kişi evetin %60'a çıktığını uydurmaktadır. AKP ve AKP'nin yönettiği kurumlarla olan ticari ilişkilerinin dökümünü, yani AKP belediyeleri veya AKP yönetimindeki kamu kuruluşlarından ne kadar iş aldığını internet sitesinde tezi yok bu akşamdan itibaren yayınlamak zorundadır diyor. Evet. Evet, biz de bilmek istiyoruz. Şeffaf olalım. Şeffaf olalım. Bakın biz geldik, Burdur Belediyesi'nin konuğuyuz bu akşam. Tek kuruş para almıyoruz. Ben bu programı 2013'ten bu tarafa yapıyorum. Belediyelerden tek kuruş almadığım gibi açık, kapalı, resmi, gayri resmi, Halk TV'den de 5 kuruş almış değilim şu ana kadar. Hepimiz yaptığımız işin hesabını vermek zorundayız. Şeffaf olmak zorundayız. Biz halkımıza yalan söylemediğimiz için halkımız bizi güvenilir kişi seçiyor. Bakın bir tavuk eti krizi çıkmıştı biliyorsunuz, kuş gribi. Siyasetçiler çıktı, sayın o dönemin başbakanı falan, herkes tavuk eti yiyin dedi. Ben bir bölüm hazırladım. Siz demeden video yemedim. Hazırladım. Efendim? Siz demeden ben yemedim. Sahi mi? Tabii, siz söyleyene kadar bekledim. Araştırdım, hakikaten araştırdım. Şuna inandım. O entegre tesislerden kuş gripli tavuğun çıkması mümkün değil. Çünkü müthiş titiz bir çalışma içinde üretim gerçekleşiyor. Veteriner kontrolü ve tam anlamıyla %100 hijyenik ortamlar var. Onun üzerine yine düşündüm. Tavuk eti en ucuz hayvansal protein kaynağı. Bizim toplumumuz zaten tahılla ağırlıklı olarak besleniyor. Eğer bu yoksul gariban yurttaşlarımızın yavruları tavuk etinden, o proteinden de mahrum olurlarsa gelişmeleri çok olumsuz yönde etkilenecek. O halde bu çocukların o eti yemesi ve o entegre tesislere üretim yapan 200 bin civarında kırsal kesim üreticisinin de maddi bir kayba uğramaması için tek kuruş almadan -3 derecede 8 saat çalışarak cebimden de yaklaşık 10 bin dolar, yani arena bütçesinden de 10 bin dolar harcayarak o haberi yaptım, o görüntüleri hazırladım. Zaten toplum benim bundan en ufak bir maddi menfaat beklemediğimi, temin etmediğimi bildiği için hemen tavuk yemeye başladı ve tavuk eti satışları füze gibi yükseldi. Şimdi ben bu kamuoyu araştırma şirketi sahibine soru. Kardeşim, sen AKP'li belediyelerden ne kadarlık iş aldın? Ya da AKP yönetimindeki kamu kuruluşlarından ne kadar iş aldın? Bilelim yahu. Lütfen açıkla. Lütfen açıkla. Bugün de müfterinin biri çıkmış, hem de avukat adını kullanıyor. Zannetmiyorum hukukçu olacağını da. Diyor ki, o tavuk şirketlerinden sen kaç para aldın da bunu yaptın? Tek kuruş almadım. Sizin kafanız basmıyor değil mi? Toplum yararına tek kuruş menfaat gözetmeden bazı insanların çok önemli işler yapacağını, hatta 50 yıllık mesleki geçmişini bile riske edebileceğini aklınız kesmiyor değil mi? Çünkü hep götürmeye alışmışsınız. Bir şey söyleyecek mi Sayın Avukat? Hocam hemen döneceğim size. Şimdi Uğur abi, sen bunları anlatınca aklıma şu geldi. Demek Allah göstermesin. Yani böyle bir kuş gribi falan gibi bir şey çıksa, gene Allah göstermesin, gene böyle bir tavuklarla ilgili falan bir sıkıntı durumu olsa, bu Adil Gür tavuk yiyin dese yemeyeceğiz o zaman. Gene senin dediğine bakacağız. Adil Gür ne derse tersini yapacağız. Neyse, ben isim vermiyorum.
İsim zikretmiyorum. Siz de zikretmeyin. Hocam söz sizde. Esasında ben de tam da bunu söyleyecektim. Ya ben şirket mülket anlamam. Ben sahada vatandaşın söylediğini anlarım. Bakın bunca il gezdik her birimiz. Ben kendi özelimde yaşadığımı paylaşayım. Ben Diyarbakır'da hayır otobüsü geçerken o hayır sesini duyduğu için evinde 6 aylık bebeğini bırakıp halaya katılan kadınlarla halay çektim. Ben İstanbul'da eline postit almış, bütün cesaretiyle sokağa çıkmış, duraklara hayır postiti yapıştıran gençlerle el sıkıştım. Ben Artvin'de esnaf ziyareti yaparken kulağıma eğilip biz aklımızla ve vicdanımızla oy vereceğiz, komşularla buluştuk, sen merak etme ablacığım diyen esnafla bir arada bulundum. Türkiye'de vatandaş, bu millet sarayın devletinin evet kampanyasına rağmen, bütün manipülatif anketlere rağmen zaten bir araya gelmiş ve sahadan bize coşkuyla bu sandığın sonucunu söylüyor. Onun için bırakın anketleri, bırakın şirketleri. Şu milletin, şu halkın sesine bir kulak versek zaten hepimiz gönül rahatlığıyla o sandığa gideceğiz. Ya belki de zaten bizi burada bu kadar rahat oturtan, iki gün kalmışken bu kadar umutla konuşturan da o sahada gördüğümüz gerçek. Yani biz rakamlara bakıp konuşmuyoruz. Biz dokunduğumuz insanlardan ne hissettiysek sizinle onu paylaşıyoruz. Biraz önce sevgili Aykut da söyledi, gerçekten inandığımızı anlatıyoruz biz. Zaten inandığını anlatacak hikayesi kalmamış siyasetçiler başka bir kampanya yürütüyorlar. Ya biz bu cumhuriyete sahip çıkılması gerektiğini, bu demokrasinin elimizden alınmayacak kadar kıymetli bir şey olduğunu kendimiz bildiğimiz için ve karşımızda konuştuğumuz milletin gözünde de aynı umudu, aynı heyecanı gördüğümüz için bunca yorgunluğa rağmen o umut ve o özgüvenle bu 60 gün milletle el ele buluştuk. Şimdi bundan sonra da yine öyle olacağına hiçbir şüphemiz yok. Sonuç ne olursa olsun demokrasi kazandı derken ben tam da bu duyguyu kastetmiştim. Sonucun hayır olacağına hiç şüphe duymuyorum. Bu duygu yüzünden duymuyorum. Ama hiç önemli değil zaten sonucun ne olduğu. Biz 17 Nisan sabahı sonuç ne olursa olsun bu milletin yurttaşları olarak şu duyguyla kalkacağız. Sarayın bütün devlet imkanlarını kullanarak yürüttüğü bir kampanyaya rağmen biz milyonlar elimizdeki postitle, belki harçlığımızdan arttırarak, afiş bastırarak, kimi zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütünde çalışanlar hiçbir kaynağa erişmeden kendi cebinden pankartlarla ellerindeki imkanı bu cumhuriyet için ortak etmiş milyonlar zaten demokrasiye sahip çıktık. Bundan sonra bize anketler vız gelir, vız gelir. Hiçbir şüpheniz olmaz. Şimdi bu kampanyanın başından beri aynı şeyi görüyoruz. Daha önce de gördük. Her seçimde aynı şey yapılıyor. Ne oldu? Önce ayrıştıran, kutuplaştıran ve bir nefret körükleyen bir siyasi dille karşımıza çıktılar. Anayasa değişikliğini anlatarak değil, anayasa değişikliğinin ortaya çıkartacağı olumsuzlukları anlatan hayır diyenlere terörist deyip bir kamplaşma yaratmak üzerine bir siyasetle karşılaştık. Bütün devlet imkanlarının seferber edildiği, saray devletinin evet kampanyası yaptığı yerde millet kendi imkanıyla hayır kampanyası yaptı. Ve saray dili bizi ayrıştırmak için hayır diyen milyonlara terörist dedi. İşe yaradı mı? Yaramadı. Çünkü esasında millet zaten gerçeği çok iyi görüyor artık. Düşünün, koskoca devlet imkanlarına rağmen hala bizi manipülatif anketlerle ikna etmeye çalışıyorlar. Olmamış çünkü. İnanmıyoruz. Biz yaşadığımızı biliyoruz. Biz zaten neye sahip çıkmamız gerektiğini başkası bize söylediği için değil. Biz bu cumhuriyetin değerlerini milyonlar içselleştirdiğimiz için bir hikaye anlatabiliyoruz. Onun için umutlu ve özgüvenliyiz. Dolayısıyla şunu hiç unutmayın. Bu kampanyada da her kampanyada yapılan bütün adımlar uygulandı. Ayrıştıran, kutuplaştıran nefret dili kullanıldı.
Başka ülkelerle kavga ederek mağduriyet yaratılmaya çalışıldı. Manipülatif anketler bugün ortaya çıktı. Ve hepimiz biliyoruz ki cumartesi akşamı şu da olacak. İlk açılan sandıklarda kuvvetli bir evet göreceğiz. Pazar günü. Ve ben o kadar hızla o hayırı görelim istiyorum ki cumartesi demiş bulundum. Pazar günü şunu göreceğimizi biliyoruz. İlk açılan sandıklarda bizi umutsuzluğa sevk etmek, o sandıkları terk etmemiz için kuvvetli bangır bangır bir hayır, evet geldiği söylenecek. Buna da kanmayacağız. Çünkü biz gerçekten elimizden neyin alınmaya çalışıldığını ve bunun için her şeyi göze almış bir kampa karşı 80 milyonun demokrasiye sahip çıkacağını biliyoruz. Bu özgüven, bu umut ve bu aydınlıkla sandığa gidin. Bu özgüven, bu umut ve bu aydınlıkla oyunuza sahip çıkın. Ben size buradan hepimiz adına güvenceyi veriyorum. Demokrasiye sahip çıkarsanız kimse elinizden alamayacak. İzin verirseniz bir şeyi hatırlatmak istiyorum size. Demokrasi sen yoksan olmuyor. Olmadığını bundan birkaç ay önce meclise gelmiş olan bir yasa teklifinde yaşadık biz. Ben bunu daha önce de bu ekrandan paylaştım ama iki gün kala bir kıymeti olduğunu düşündüğüm için bir daha paylaşacağım. Hatırlarsanız bir gece yarısı Adalet Bakanı'nın çantasından bir teklif çıkmıştı. Cinsel tacizde bulunmuş olan, suçu tespit edilmiş olanların tacizde bulundukları çocuklarla evlendikleri takdirde affedilmesini öngören bir felaket bir kanun teklifiydi o. Ne oldu? Sizin seçtiğiniz vekiller, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vekilleri, burada grup başkan vekili burada, o gün daha çantadan teklif çıktığı anda neyin geldiğini gördüler ve bütün demokratik yetkilerini ve haklarını kullanarak o yasanın o gece oradan geçmesine engel oldular. Şimdi biz güçlü parlamento ve demokrasi derken bunun için söylüyoruz zaten. Ha ama bu alkışın daha çoğunu birazdan bir daha isteyeceğim. Çünkü bu hikaye burada esasında bir virgülle devam ediyor. Burada noktayı koyduğumuzu düşünmüş olsaydık, yani eğer siz toplumun paydaşları bu mücadeleye o zaman ortak olmamış olsaydınız, ben şunun olacağını öngörebiliyorum. Siyasi çoğunluğum var deyip bir iki cümlesini değiştirip birkaç hafta sonra yine meclise getirip yine bizlerin tartışacağı bir kanun teklifi karşımıza çıkabilirdi. Ama ne oldu? Türkiye'de bütün toplum 4 gün boyunca bu teklifi konuştu. Ve ne oldu? Türkiye coğrafyasının her karışında farklı inançlardan, farklı siyasi görüşlerden, farklı etnik kimliklerden ama ortağı olduğu bir geleceği olduğunu bilen milyonlarca kadın demokratik hakkını kullandı, sokağa çıktı ve dedi ki çocuğuma dokunma. Dolayısıyla daha büyük alkış o demokratik hakkını kullanmış olan kadınlara. Bu örnek bize şunu gösteriyor. Siyasi partiler demokrasinin önemli bir parçası. Ama içinde siz yoksanız o demokrasi eksik. Onun için lütfen bu pazar demokrasiye çocuklarınıza sahip çıktığınız gibi sahip çıkın. Oyunuzla, oyunuzun sayıldığını teyit ederek ve hayırlı bir sonuca yol açacak o oyu o sandığa atıp sonra pazartesi kalktığınızda ben demokrasinin paydaşı ve sahibiyim diyecek özgüvenle siz nasıl ki çocuklarımızı koruduysanız pazar günü de bu demokrasiyi koruyun. Son bir cümle, bu bölüm anketlerle ilgili olduğu için siz bu işi yaptığınız zaman hayırda hayırlı bir sonuç daha olacak. Anketçilerin önemli bir kısmı malulen emekli edilmiş olacak sizin tarafınızdan. Şimdi sosyal medyada müthiş bir ilgi oluştu. Bugüne kadar yaptığımız halk arenalarının hiçbirinde böylesine müthiş bir sosyal medya desteği olmamıştı. Ben bunu bu manipülatif anketlere bağlıyorum.
destek olan ve sosyal medyada bizim Halk Arenası'nın adının geçmesini sağlayan, değerli konuklarımızın konuşmalarını yansıtan tüm dostlara ve paylaşım yapanlara içten teşekkürlerimi gönderiyorum buradan. Sağ olun, var olun diyorum. Katkıda bulunan herkese. Şimdi size sevgili Yılmaz Özdil'in bir mesajını da okuyacağım. Yılmaz Özdil biliyorsunuz Sözcü'nün çok değerli yazarı, Türkiye'nin en çok okunan köşe yazarı, size bir mesaj göndermiş. Diyor ki, adında adil bulunan o kişinin adili, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adaleti kadar adil. Kaç paraysa verelim, hayır bulsun. Ben kendi payıma 3 kuruş veririm diyor. Şimdi o dünya gündemine girmişiz şu anda. Twitter'da dünya gündemine girmişiz. Çok teşekkür ediyoruz katkıda bulunan herkese. Şu anda kaç haber kanalın? Şu anda 3 kanalın online izlenme oranları, 3 kanalın toplamı bir Halk TV etmiyor şu anda. Sayın Aykut Erdoğdu'ya şunu soracağım. Şimdi bir eğitimci dostumuz Sayın Sakin Öner, çok deneyimli bir eğitimcidir. Uğur abi ikisi dinlemiyor seni, ben dinliyorum. Diyor ki ben zaten size soruyorum. Ben size soruyorum. Onlar şu anda sosyal medyada olup bitenleri de takip etmek zorundalar. Türkiye'de bir, dünyada dört. Şu anda biz Türkiye'de bir, dünyada 4. sıradayız. Twitter'da. Müthiş, müthiş. Şimdi Sayın Erdoğdu'ya soracağım. Sakin Hoca diyor ki, bu manipülatif anketlerin çok abartılı rakamlar vermesi, Sayın Devlet Bahçeli'nin dün akşam yaptığı ülkücüler hayır oyu kullanılabilir anlamı da çıkan o konuşmadan sonra evet cephesindeki yarılmayı telafi etmek amacıyla birdenbire servis edilmiştir diyor. Ne diyorsunuz? Size ya, sözü şunu bırakalım. Söylüyorum. Yazık yani, o kadar mazlum bir... Bir de sandıklarda Sayın Aytun Çıray'ın, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Sayın Çıray'ın iddiası bir hile yapılacak, büyük bir hile ve ona zemin hazırlamak için böyle bir algı operasyonuna ihtiyaç duyuldu diyor. Böyle bir olasılık var mı, hile olasılığı? Yani aklımıza hiç gelmeyen yepyeni bir yöntem denenebilir mi? Moral bozmak açısından sormuyorum, tam tersine... Zihinleri kurcalayan bu ciddi soruya cevap aramak için soruyorum. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmenini kırmak istemem. Ama şunu söyleyeyim. Ne yazık ki ahlak sükût etmiş. Ar, haya, edep kalmamış. Ne yazık ki milletin iradesini çalmak için her türlü yolun mubah kabul edildiği bir düzendeyiz. Boş verin. Şaiyalı olduğunu düşündüğüm bir anket üzerinden konuşmayalım. Ya bugün bakın Türkiye'ye ya. İki şey yarışıyor, milletin kaderiyle ilgili iki görüş yarışıyor. Biri diyor ki hayrınız için hayır deyin, öbürü diyor evet deyin. Ya madem bu kadar iyi bir anayasa yaptınız, niye eşit şans vermediniz? Niye devlet imkanlarını seferber ettiniz? Niye karşı tarafı terörist olarak suçladınız? Niye TRT'ye karşımıza çıkıp konuşmadınız? Benim bunları görmek için Adil Gür'ün doğruluğundan emin olmadığım anketine ihtiyacım yok. Ama ben şunu biliyorum. Biz üçümüz çok iyi arkadaşız, biliyor musunuz aynı zamanda? Öyle profesyonel falan da siyasetçi değiliz. Çocuklarımız da arkadaş. Biz hala üniversite öğrencisi gibi davranıp öyle yaşamayı seven, basit şeylerle mutlu olan insanlarız. Şimdi bu ülkede AKP'ye kötülük yapmak isteseydik, kin tutsaydık, kindar olsaydık, evet çıksın derdik. Evet çıksın ki ne hale geldiklerini görsünler. Evet çıksın ki bu memlekette
kaçacak bir delik bile bulamasınlar diye içimizden geçirebildik. Ama üçümüz de devlet üniversitesinde okuduk. Üçümüz de milletin vekiliyiz. Üçümüz de sokakta yoksul bir çocuk gördüğümüzde kendi çocuğumuz da var. Baktığımızda kahrolan insanlarız. Çıktık ve büyük imkansızlıklar içerisinde inancımızla ama sizlerin desteğiyle o gözlerimizin içine bakan sevgi dolu emekli öğretmenlerin, emekli memurların, çiftçilerin, taşeron işçilerin bizi kurtarın umuduyla, o pırıltısıyla beslenip geldik biz. Biz şunu hak ederiz. Biz adil bir kampanyayı hak edebilirdik. Ya madem bu kadar iyi bir anayasa vardı, ya bu millet ne kararlar verdi ya? Niye peki bu adaletten kaçtın? Madem çok iyi anayasa yapıyordun, ey sevgili Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çıksaydın Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına, her gün bağırıyorsun TRT'de, madem yalan söylüyor, yalan söylediğini ispat etseydin. Madem bu anayasada çok iyi şey getiriyor, karşısına çıkıp konuşsaydın. Madem milletimiz için iyi bir şey vardı, bizim adil güre falan ihtiyacımız yok. Ortadaki haksızlığı, ortadaki kandırmayı, ortadaki hileyi görmek için buna ihtiyacımız yok. Baktığımızda çok sade, yalın bunu görebiliyoruz. Ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an iktidar sahipleri şunu söylüyor. Biz bu milleti istediğimiz gibi kandırabiliriz. Biz bu milleti istediğimiz gibi manipüle ettirebiliriz. Biz bu millete ne sorarsak, ne istiyorsak o kararı verdirtebiliriz. Ve bu millet de bu sefer diyor ki hayır kardeşim, hayır kardeşim sen beni kandıramazsın. Ben sana şans verdim, ben sana fırsat verdim, ben sana çok önemli imkanlar verdim ve memleketi getirdiğin durum belli, benden istediğin şey de belli. Millete çok zor bir soru sordu Tayyip Bey bu sefer. Gerçekten zor bir soru sordu. İnsanın eşine, çocuğuna, babasına soramayacağı, isteyemeyeceği bir şey istiyor. Memleketin tapusunu istiyor bizden. Hürriyetimizi istiyor. Adaletimizi istiyor. Özgürlüğümüzü istiyor. Ve diyor ki ben hızlı yöneteceğim. Ve Tayyip Bey'e nasip olan Cumhuriyet tarihinde çok insana nasip olmadı biliyor musunuz? Bu kadar hataya rağmen, bu kadar kötü yönetime rağmen, bu kadar aldatmaya rağmen gerçekten bu millet destek verdi. Ama geldiğimiz noktada artık bireylerimiz değil, milli irademiz tehdit altında. Vatanımızın birliği tehdit altında. Milli bütünlüğümüz tehdit altında. Devletimiz tehdit altında. Ve bütün kalbim ve samimiyetimle söylüyorum. Kırmak kötü bir şey için söylemiş olmak için söylemiyorum. Ama bütün bunlar ortadayken küçük çıkarlara, taşeron maaşına, ne bileyim evdeki sağlanan imkanlara, bir ihale şirketten ihale alınmasına veya ihalenin alt taşeronu olmasına, buna evet, bu küçük çıkarlara evet denilirse gerçekten bu millete karşı büyük bir sorumluluk oluşacaktır. Bu zor sorular 1980 yılında da sorundu. Kötü olan şu, bu millet asla buna %10'dan fazla evet demezdi biliyor musunuz arkadaşlar? %10 bile alamayacak kampanya bu adaletsizlikler yüzünden, bu korku yüzünden, bu gerilim yüzünden %40'a kadar çıkabiliyor. Ve Tayyip Erdoğan ve ekibi şunu çok iyi biliyor ki, biz bu milletin fertleri, evet diyenler ve hayır diyenler, aynı ulusun karındaşları, kardeşleri, konuşsak kimse evet demeyecek. Ve biz konuşmayalım diye, biz aramızda iletişim kurmayalım diye, komşu komşuya anlatmasın diye de büyük bir gerginlik yaratıyor. Aramıza nifak sokuluyor. Terörist deniliyor. Allah aşkına Burdurlular, aranızda haç takan var mı? Bu haçla Hilal'in savaşı denilir mi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Bakın şimdi kıyameti kopardılar. Hüsnü Bozkurt'un söylemediği bir şey dolayısıyla Hüsnü Bozkurt üzerinden kıyameti kopardılar. İşte zihniyetleri tek tek ortaya çıkıyor. Hayırcıların karısına, kızına, namusuna dil uzatacak şekilde, üstelik siyasal sorunlar, bürokratik pozisyonlarda olanlardan duyduğumda hüzün duyuyorum, keder duyuyorum. Öfkelenmiyorum çünkü öfke bizi gerçekten kötü noktalara götürebilir. Biz şu an milletimizi düşünmek zorundayız. Bir iki dakikam var mı? Tabii var. Hayır çıkarsa ne olacak biliyor musunuz? Bir, şu kutuplaşma bitecek ya. Böyle birbirine kem gözle bakmak bitecek. Çünkü hayır,
hayırlı insanlarda bir millet var. Bu Anadolu'nun tüm halkları var, tüm kimlikleri var, tüm inananları var. İçinde Saadet Partisi'li var, Milliyetçi Hareket Partili var, HDP'li var, CHP'li var, laiki var, muhafazaki var. Bir millet aslında bir olmuş. Karşısında devleti ele geçirmiş bir hükümetin baskısına rağmen insanlar birbirine sarılmış, sessizce bekliyorlar, o günü bekliyorlar. Sandığın başına gideceği günü bekliyor. Farklı olabilirler birbirlerinden. Ama attıklarla, şu oylarla şunu söyleyecekler. Bir daha seçim olsun, bir daha oy atmak için buraya oy atıyorum diyecekler. Bir daha siyasetçi gelsin bana hesap versin. Bir daha hatırımı sorsun. Bir daha çocuğumun geleceğiyle ilgilensin. Çiftçi ise, işçi ise, emekçi ise, devlet memuruysa, siyasetçi ona bir daha ihtiyaç duysun diye, bir sonraki seçim olsun diye oy atacak. Burada bir parti tercihi yok. Bizim kazanacağımız hiçbir şey yok. Biz sadece kurulmuş cumhuriyetimizi kurtarmak ve yüceltmek üzere mücadele ediyoruz. Bu cumhuriyet hepimizin, bu demokrasi hepimizin, bu ülke hepimizin, hava gibi. Hepimiz ondan nefesimizi alıyoruz. Hepimiz onun varlığı sayesinde oluyoruz. Bu kutuplaşmayı bitirecek, bu Güneydoğu'daki çatışmayı da bitirecek, göreceksiniz. Çünkü demokrasi dediğimiz şey terör örgütlerini dışlar. Demokrasinin olduğu bir ülkede kimse terör için bir sebep bulamaz. Demokrasinin olduğu ülkelerde terör görüyor musunuz? Var mı? Hangi ülkede demokrasi yoksa orada terör ve şiddet vardır. Biz bayrağımızı gönderde görmek istiyoruz. Biz bayrağımızı kardeşlerimizin tabutlarında görmek istemiyoruz. Bunun için hayır oyu atacağız. Bununla kalmayacak. Adalet mülkün temelidir. Mülk devlettir. Devlet hepimizindir. Adalet kalmadı bu ülkede. Biz tekrar bağımsız ve tarafsız mahkemelere kazanmak için bizim adımıza, milletimiz adına, ulusumuz adına karar veren hakimlerin ve savcıların tekrar milletten güç alması için, sarayın hizmetkarı değil, milletin evladı, milletin adamı olabilmesi için hakimlerimize, savcılarımıza, adliyelerimize, polislerimize, subaylarımıza halk tarafından korkmayın. Arkanızda bu büyük ulus var, bu büyük millet var diyebilmek için hayır oyu atacağız. Tekrar adalete ulaşabilmek, adalete kavuşabilmek. O neredeyse tecavüz edilmiş adalet tanrıçasının tekrar gözünü kapatıp özgürleştirebilmek için hayır diyeceğiz. Biz bu ülkede yapayalnız bırakıldık. Bakın bir tane dostumuz kalmadı, bir tane stratejik ortağımız kalmadı. Bir Amerika vuruyor bize, bir Rusya vuruyor. Bir İsrail'in önünde diz çöktürüyorlar bu devleti ve böyle içimiz var ya böyle, içimizi yarıp tuz basar gibi oluyor bütün bu işler. Ve bunu o kadar kötüye kullanıyorlar ki şu memleketin Dışişleri Bakanı'nın haline bir bakın. Yakışıyor mu bu Dışişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne? Yakışıyor mu bu İçişleri Bakanı Türkiye Cumhuriyeti'ne? Yakışıyor mu şu Almanya'da, Hollanda'da düştüğümüz durum? Yakışıyor mu Suriye'deki mazlum insanları Amerika ve Rusya vururken buradan alkışlamak, o mazlum insanların kanını döken katilleri alkışlamak yakışıyor mu bu memlekete? Ve arkadaşlar, son olarak şunu söyleyeyim. Bakın, zengin bir ülkede yaşıyoruz. Dünyanın en zengin ülkesinde yaşıyoruz. Ama zenginlik daracık bir grubun eline düştü. Zenginlik devlet eliyle anamıza küfredenlerin eline verildi. Gelir dağılımı adaletsizliği almış yürümüş, kredi kartları borçları almış yürümüş, tüketici kredileri almış yürümüş. Ve eğer biz bu anayasaya hayır dersek şunu söyleyeceğiz. Dünyanın bütün yatırımcıları, sen o hükümete bakma, sen bu millete bak, burası demokratik bir ülkedir, gelin diyeceğiz. Burası adaletin olduğu bir ülkedir, gelin burada yatırım yapın diyeceğiz. Ey bizim yerli müteşebbislerimiz, sakın bu ülkeden kaçmayın. İstihdam yapın, çocuklarımıza iş alanı açın diyeceğiz. Ve biz şunu söyleyeceğiz. Biz bu ülkede yatırım yaparken yolsuzluğa karşıyız diyeceğiz. Hayır oyu atarak bütün bu dört bakana hayır diyeceğiz. Bakan peki, evlatlarına, vatan evlatlarının hakkını yiyen bakan evlatlarına hayır diyeceğiz. Ve hayır diyeceğiz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu manipülatif anketlerin son iki gündür devreye sokulması şöyle bir soruyu da zihinlere yerleştiriyor. Sevgili Yılmaz Özdil'in konuk olduğu programda
bir iddia dile getirdi. Dedi ki aslında burası iddia değil, somut gerçek. Eskiden biz mesela Yılmaz'la birlikte Star Haber Merkezi'ni yönetirken 2011 seçimlerini tüm Türkiye bizim kanaldan izledi. Tüm Türkiye. Yani AKP'lisi, Cumhuriyet Halk Partisi'lisi, MHP'lisi, HDP'lisi hepsi. Fakat biz o dönemde, o yıllarda bazı seçim sonuçlarını çeşitli ajansların geçtikleri verilerden check etme, kontrol etme imkanını buluyorduk. O zaman özel ajanslar vardı. Şimdi bunların hiçbirisi yok. Ne var? Sadece Adalet ve Kalkınma Partisi kontrolündeki Anadolu Ajansı var. Anadolu Ajansı'nın ne kadar manipülatif, hatta üzülerek ifade ediyorum, yalan haberler yaptığı son dönemde yaşanan gerçekler. O akşam da şunu düşünebilirler. Önce doğu bölgelerimizdeki sandıklar kapanıyor ve ilk sonuçlar oradan akmaya başlıyor. Burada olduğu gibi, bu manipülatif ankette olduğu gibi %60 ve üstünde evet oylarının çıktığına yönelik haberler geçilmeye başlanırsa kamuoyunda, batıdaki seçmende, sandık başında görev yapacak kişilerde şöyle bir algı oluşabilir. Aa, demek ki o anket doğru çıktı. Demek ki sonuçta şöyle bir gerçekle karşılaşacağız deyip bir karamsarlık ve sandıklardan uzaklaştırma eğilimi oluşturulabilir. Operasyon buna yönelik olarak da yapılmış bulunabilir. Bunların hepsini düşünmek durumundayız. O nedenle doğudan gelen sonuçlar, ilk sonuçlar ne olursa olsun lütfen sandık başındaki görevimizi ihmal etmeyelim, karamsarlığa kapılmayalım. Ben yurdu dolaşıyorum. Bakın şu ana kadar evet oyu verecek olan değerli yurttaşlarımızı rencide edecek, kıracak, üzecek tek bir sözcük ne benim ne de değerli konuklarımızın ağzından çıkmadı. Ben yıllardır yaptığım programların hiçbirisinde kimseyi elimde belge olmadan, somut kanıt olmadan suçlamadım. İftira atmadım, özel hayatlara girmedim, aileleri karıştırmadım. Evet verecek yurttaşlarımız da hayır oyu verecek yurttaşlarımız kadar değerli ve azizdirler. Onlara asla söz söylemiyorum ama madem böyle manipülatif anketler servis edilmeye başlandı, o zaman sevgili Yılmaz Özdil'in o uyarısını çok dikkate almak durumundayız. Ve sandık başındaki görevimizi eskisinden daha büyük azimle, gayretle sonuna kadar sürdürmeliyiz. Eğer sandıklardan çekilirsek o zaman trafolardan kediler çıkar, sandık fareleri devreye sokulur ve hakikaten işte korktuğumuz durum o zaman gerçekleşir. Lütfen sandıklara sahip çıkalım. Hepimizin görevi bu. Şimdi kısa bir ara, daha sonra halkın avukatından başlayacağız.